Tek Derneği sayın akademisyenleri, sayın üyelerimiz, bu güzel toplantıya hoş geldiniz. Bugün Tunç'tan biz ameliyat sonrası pektus hastalarındaki solunumdaki düzelmeleri, solunuma etkisini konuşacağız. Evet Tunç, seni dinliyoruz. Buyur. Evet, Sayın Hocam teşekkürler. İyi akşamlar dilerim. Sayın Hocam, Pektus ailesi, değerli arkadaşlar. Ben bugün size Pectus excavatum onarımında onarımının fizyolojik etkilerinden bahsedeceğim. Bunu anlatan makale, bir derleme aslında bu. Ben de aynı zamanda böyle hani renkli bir slide'la başlayayım ki dedim. Pektus anneleri değildi de, Pektus'un renkleri, evet. Pektus'un renklerine hem atıfta olsun hem de biraz teknik bir konu, biraz da renkli olsun diye istedim. Bu makalenin ismi ve hangi dergide yayınlandığı, Pediatric Cerrahi'de 2018 yılında işte Dan Jaroski'nin ve Obermeier'ın ilk isimlerini paylaştığı bir yayın. Mayo Clinic Arizona ve Norfolk'tan. Kısa bir özetle başlamak istiyorum. Dediğim gibi bu çok teknik bir konu. O yüzden yani biraz daha böyle sadeleştirerek anlatacağım ben. Pex excavatum'un olumsuz fizyolojik etkileri ve düzelme sonrası bu etkilerin ortadan kalkması devam eden bir tartışma konusu. Çünkü biz hastaları aslında kozmetik olarak, neredeyse hastaların %95'inden fazlasını kozmetik olarak tedavi ediyoruz. Ama çok küçük bir kısım, yaklaşık %4, %5 oranında kısımda bize aslında kalp şikayetleri, çarpıntı şikayeti, işte dudaklarda morarma, erken yorulma veya öksürük gibi şikayetlerle başvurabiliyor. Bu çok dediğim gibi düşük bir yüzde. Ben de bu çalışmayı seçtim ki şey yapabilirim, bu konuda daha fazla yorumda bulunabilirim. Cerrahi sonrası egzersiz toleransında subjektif düzelme oluyor. Bu hastalar bunu belirtiyor. Daha ağrıları içine daha rahat çıkabiliyor diyor. Ama bunu gösterecek ve fizyolojik olarak gösterecek açık ve tutarlı bir objektif veri bulmak zor. Bunun nedeni de verileri toplamamamız. Aslında hangi veri toplayacağımız da daha kesinlik kazanmamış durumda literatürde. Bu derlemede de Pectus excavatum'lu olan hem pediatrik hem de yetişkin hastaları ayrı ayrı fizyolojik etkilerini ameliyatın öncesi, ameliyatın sonrası ve bar çekilmesi sonrası fizyolojik etkilerini değerlendirmek için bir güncel literatür taraması yapmışlar. Pediatrik hastalardan başlarsak Pectus excavatum farklı yaşlardaki hastaları etkiliyor bildiğimiz gibi. En sık görülen doğumsal göğüs duvarı deformitesi %88 oranında. Bazı hastalar deformite ile doğarken, çoğu hasta deformiteyi ergenlik öncesi ve erken ergenlik yıllarına kadar geliştirmiyorlar. Ben 3 döneme ayırıyorum aslında bu. Küçük yorumlarda bulunabilirim herhalde arada böyle. Önce bir 8 yaş grubu geliyor, 8-10 yaş grubu. Daha sonra 10 ile 12 yaş grubu geliyor. Bir de 12 yaşın üstündeki hastalar geliyor bizlere. Gençlik öncesi çocuklar tipik olarak asemptomatiktir. Ancak gençlik yıllarını daha aktif hale geldikçe semptomlar bildirmeye başlayabiliyorlar. Bu semptomlar genellikle egzersiz intoleransı, dayanıklılık eksikliği ve egzersizde nefes darlığı. İşte aileler söylüyor, bir işte koştuğu zaman veya bir mahalle arasında maç yaptığı zaman dudaklarında hemen böyle morarma görüyoruz, erken yorulma oluyor gibi. Ya yani yüzerken diğerlerinden geri kalıyor gibi. Bu semptomlara karşılaştık. Literatürde de Pectus hastalarının %68 ile %86 arasında değişen nefes darlığı ve egzersiz intoleransı semptomları bildirilmekte. Şimdi bazı anketler yapılmış. İşte Pectus excavatum değerlendirme anketi, çocuk sağlığı anketi gibi. Bu ankette kullanılarak egzersiz toleransında istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme var mı yok mu diye raporlar edilmeye başlanmış yavaş yavaş. Virginia Norfolk'taki The King's Daughters Çocuk Hastanesi'nde 85 ile 2018 yılları arasında 1270 hastayı içeren veri tabanında benzer bulgu gösterilmiş. Ama bu hastaların yaklaşık 195'i artık bar yerindeyken egzersiz intoleransı bildirmemiş. Bu sadece anket
sorusu. Bunlar subjektif sonuçlar. Herhangi objektif veri değil bu 1270 hasta. Ama bunları araştırmak önemli işte. Burada bir objektif sonuca ulaşmak da bizler açısından önemli. Anatomik ve fizyolojik açıklamayı yapmamız lazım aslında. İşte bu derlemenin odak noktası da Pectus Excavatum'un minimal invaziv onarımı uygulanan pectus, pediatrik pectus hastaları hakkında güncel literatürden elde edilen verileri bildirmek. Güncel literatür Pectus Excavatum'un cerrahi olarak düzeltilmesinden sonra pulmoner fonksiyonda, göğüs duvarı mekaniğinde, kardiyak fonksiyonda ve kardiyopulmoner egzersiz toleransında iyileşmeler göstermektedir diye belirtiyor. Ancak bu iyileşimi açıklamak zor. Bunların nedenleri var. Özellikle egzersiz sırasında solunum mekaniği ve kardiyak fonksiyonunun birbiriyle ilişkili karmaşık işlevi nedeniyle baskın fizyolojik açıklamayı belirlemek zor. Bir de mevcut literatürde bazı sınırlamalar da var. Bu işte çalışma kısa vadeli mi yapılmış, uzun vadeli mi yapılmış, bu iki sonucu karşılaştırmışlar mı? Dinlenmeye karşı egzersiz çalışmaları yapılmış mı? Pectus excavatum'un şiddeti ve sonuçlarının tutarlılığı mı ölçümleri? Ne kadar derin? Buna bağlı Halle indeksiyle karşılaştırmışlar mı sonuçları? Kontrol gruplarının olup olmaması da önemli. Yani normal hastalar veya tedavi gören pectus hastaları bu gruplara dahil edilmiş mi? Gruplara karşılaştırılmış mı? Pectus ameliyatı olanlarla yaşa uygun normal hastalar. Bir de tutarsız aerobik işte egzersiz kapasite testi yöntemleri. Hangi egzersiz testini kullanacağız? Bir de deneklerin koşullandırmasını kontrol edememe. Çünkü ameliyat oldum, bende bir düzelme var gibi subjektif sonuçlara gelebiliyor hastalar. Son olarak iyi tasarlanmış bir çalışmada bile egzersiz toleransında sessiz olarak anlamlı değişikliği göstermek zor olsa da pectus hastalarının ezici çoğunluğu tarafından onarımdan sonra bildirilen egzersiz toleransının klinik iyileşme göz ardı edilemez diye bir ibare var literatürde. Şimdi bazı testlerden bahsedeceğim. Dinlenme solunum fonksiyon testi. Bu solunum fonksiyon testini hepimiz biliyoruz. Forsa vital kapasite, forsa ekspiratuar hacim birinci saniye ölçüyoruz. Bu iki test üzerine literatür sonuçlarını bildirmiş. Pectus hastalarının çoğunda aksülerde parenkimal veya hava yolu hastalığı yoktur. Sonra akciğer fonksiyonu geçiren herhangi bir iyileşme yüksek ihtimalle solunum mekanik bir iyileşmeye bağlanabilir. Bu dinlenme durumunda inspiratuar çabanın büyük kısmı diyafram tarafından başlatılmaktadır. Hepimiz bunu biliyoruz. Egzersiz sırasında ise diyafram ek olarak daha yüksek akciğer hacimlerini oluşturmak için daha fazla torosik efor gerekiyor. Bunun için de sternum ve kostokondral kıkırdak verimli solunum için daha önemli hale geliyor. Her ne kadar istirahatte solunum fonksiyon testleri egzersiz sırasında gelişen semptomlardan şikayet eden hastaları derlemek için en uygun yol olmasa da normal dağılama karşı rapor edilme gücüne sahiptir. Yani egzersizle aslında biz solunum fonksiyon testini dinlenme sırasında yapıyoruz. Egzersiz sonrası yaptırmıyoruz hastalara. Bunu söylemeye çalışıyor burada da. Acaba dinlenmedeki solunum fonksiyon testiyle egzersiz kapasitesini ölçebilir miyiz, ölçemez miyiz? Bununla ilgili çalışmalar var. Signet ve arkadaşları 11 hastada düzeltmeden 3 ay sonra sonuçları belirtmiş. Bu hastalarda egzersiz toleransında orta ile belirgin düzeyde iyileşim bildirmişler. Ama ilginç bir şekilde seyfetleri kötüleşmiş. Bunun nedeni de işte ağrıya bağlı aslında kondisyon düşüklüğü hastalardaki. Çok yakın 3 aylık sonuçlar bunlar. Borovis ve arkadaşları da solunum fonksiyon testi üzerindeki kötü etkilerin onarımdan 6 ile 12 ay sonra düzeldiğini 10 ay üzerinde göstermişler. Çünkü artık ağrıları geçmiş, çocuklar göğüs kafeslerine, bağırlara alışmışlar. Artık daha iyi solunum fonksiyon testi değerleri göstermeye başlamışlar. Hatta birçok yazar bağır takılıyken barın göğüs kafesini kısıtlayıcı etkisinden dolayı solunum fonksiyon testlerindeki supop değerlerin suboptimal olabileceğini düşünmektedir. Bu yüzden bu derlemede gözden geçirilen literatürde düzeltmeden önceki ve barın çekilmesinden sonraki solunum fonksiyon testlerinin karşılaştırdığı uzun vadeli çalışmalardan bahsedeceğiz. İlk çalışma 2005 yılında Lawson ve arkadaşları yapmış. Bar çekilmesi sonrası 0.1 ila 3.8 yıl arasında bu bar çekilme süresi. Herhangi bir anda
belli bir yıl aralığı yok. Ortamı 1.2 yıl demişler. 45 hastanın FVC ve F1 değerleri ölçülmüş. 11 yaşından küçük çocuklarda solunum fonksiyon testinin önemli bir artış olmamış. Muhtemelen bunu göğüs kafesindeki küçük olmasına bağlıyorlar. 11 yaşından büyük hastalar ise forced vital capacity %6, forced expiratory volume 1'de de F1'de de %9 artış görülmüş. Ama bu artışlar küçük olmakla beraber istatistik olarak anlamlı görülmüş. Ama buradaki eksik tabii ki aynı yaş grubundaki çocuklarla karşılaştırmamışlar. Sadece pektus ameliyatı yapan hastaları karşılaştırmışlar. Castellini ve arkadaşlarının kardiyovasküler performans çalışmasında ise vital kapasitenin uzun dönem sonuçları verilmiş ve bu sonuçlarda forced vital kapasitenin azaldığı gösterilmiş ancak istatistik olarak anlamlı değil demişler. Sigaret ve O'Keefe devam çalışması yapmış. Uzun dönem sonuçlarını yayınlamışlar. Bar çekilmesi sonrasına kadar ilerlemişler. Bar çekilmesi sonrası hem forced vital kapasite hem de F1'de anlamlı derecede iyileşme göstermiş. Magard ve arkadaşları forced vital kapasite anlamlı değişik görmemişler ama F1'de anlamlı yükseltme tespit etmişler. Şimdi Magard'ın çalışması önemli. Niye önemli? Aslında çok güzel bir kontrol grubu koymuş karşısına. Yani pektus ameliyatı yapan hastaların karşısına yaşla eşleşmiş kontrol grubu koymuştur. Bu da çalışmanın tabii ki gücünü arttırıyor. Kontrol ile karşılaştırıldığında ameliyat öncesi, bu arada ben gelenleri de kabul ediyorum. Kontrol ile karşılaştırıldığında ameliyat öncesi pektus hastalarında anlamlı derecede daha düşük F1 var bu hastalar, pektus hastalar. F1'leri %86 iken pektus hastaların eşleşmiş aynı yaş grubundaki hastaların F1'i %94. Pektus bar ameliyatı yapılıyor ve pektus bar çekildikten 3 yıl sonra bu F1'ler eşitlenmiş. Yani normal yaş grubundaki eşleşmiş yaştaki hastalarla artık aynı F1'e ulaşmış pektus hastalar. FVC düzeltme öncesi %92 iken pektuslu hastalarda, normal yaş grubunda %98 iken 3 yıl sonra yine aslında aynı pektus hastalarında %92, normal hastalarda %98. Herhangi bir anlamda değişiklik olmamış. Ravitch prosedürü bildiğimiz solunum fonksiyon testi NIRP'ye göre çok daha kötü. Burada aslında niye hani biz kapalı ameliyatı, NUS ameliyatını yapmamız gerekiyor? Aslında burada da daha güzel belirtiyor, anlıyoruz bu cümleden. Çünkü kostokondral kartlajları biz bozuyoruz ameliyat sırasında. Ve bundan sonra da gelişen kalsifikasyon oluyor bu bölgede. O yüzden solunum fonksiyon testindeki değişiklikler NIRP'ye göre çok daha kötü görülmüş Ravitch prosedüründe. Maksimal inspirasyon ve inspirasyonda yani FVC sırasında alınan ve çıkarılan havanın toplam hacmi göğüs duvarının ortasının yeniden şekil verilmesinde anlamlı olarak etkilenmiyor. Yani vital kapasite bütün bu çalışmaları göz önüne aldığınızda anlamlı olarak bir düzelme görülmüyor forced vital kapasitede. Ama İşte biz bar koyarak göğüs kafesini genişlettiğimiz zaman, sternumu daha ön tarafa çektiğimiz zaman bu kostal kartilajlar yeniden şekillendirildiği için de solunum mekanikleri iyileşiyor. Egzersiz sırasında hastalar daha çok nefes alıp daha hızlı nefes verebiliyorlar. Ve bir saniyede daha fazla hava çıkarttıkları, yani F1 aslında, F1 tarif ediyoruz burada. Oksijenden zengin havayı daha hızlı şekilde alıyorlar ve daha hızlı çıkartıyorlar. Çünkü göğüs kafesi genişlemiş oluyor. Solunum mekaniğini normal hasta düzeyine getirmiş oluyoruz. Özetle, dinlenme sırasında yapılan solunum fonksiyon testi çalışmaları, NIRP sonrası yakın zamanda ilk anda F1 ve FVC'de düşme gösterirken, bar çekilmesi sonrası, yani barın da restriksiyon etkisi göğüsten bittikten sonra, bar çekilmesi sonrası normalin biraz daha üstünde iyileşme göstermektedir. Solunum mekaniği düzeldiği için forced vital kapasite çok fazla etkilenmese de F1'de iyileşmeyi görüyoruz. Göğüs duvarı hareket analizi yapmışlar. 2011 yılında Redling ve arkadaşları
PEX excavatum hastalarında bölgesel göğüs ve karın duvarı hareket bozukluğunu göstermek için bir hareket analiz biçimi olan optoelektronik pritismografiyi kullanmışlar. Bu hastaları yine yaş eşleştirilmiş kontrollerle karşılaştırmışlar. O yüzden çalışmanın gücü güçlü. Pectus hastalarında derin nefes alma sırasında üst ve alt sternum hareketi %28 ile 51 oranında azalırken karın duvar hareketi %147 artmış. Karın duvar hareketindeki önemli artış güçlü nefes alma sırasında, yani egzersiz sırasında nispeten sabit bir göğüs kafesine karşı kompansatör bir tepki olduğu varsayılmış. Ertesi yıl 42 hastaya ameliyattan 6 ay sonra nus bar yerindeyken tekrar test yapılmış. Güçlü nefes alma sırasında bu paradoksal sternum ve karın duvarı hareketinde düzelme görülmüş. Yani hastalar daha normal bir şekilde göğüs kafesini kullanarak nefes almış. Bu çalışmada pectus excavatum düzeltmesinden sonra sternal harekette bir artış olduğunu göstermektedir ve F1'de kaydedilen artış için biyomekanik bir açıklama sağlayabilir. Bu optoelektronik plasmografi analizi ve solunum fonksiyon tespiti çalışmalarına gösterildiği gibi solunum mekaniğindeki bir iyileşme MIRPE sonrası egzersiz toleransında hastanın bildirdiği iyileşme çıkmasına yardımcı olabilir. Yani bu subjektif iyileşme, hastanın hissettiği subjektif iyileşme, solunum fonksiyon testleri ve bu optoelektronik plasmografi, biz hiç yapmadık, bu iki testle objektif olarak da ortaya konabilir. Solunum sistemiyle ilgili olan veriler bu şekilde, bu literatürdeki. Şimdi yavaş yavaş kalbe geçiyoruz. Dinlenme kalp fonksiyon testi. Öncelikle sağ ventrikül üzerinde konuşacağız biraz. Dinlenme solunum fonksiyon testlerine benzer bir şekilde yine dinlenme sırasında gerçekleştirilen, yani egzersiz sırasında olmayan kardiyak çalışmalar egzersiz toleransının iyileşmesi için açık seçik bir fizyolojik kardiyak neden sağlamayabilir. Bu açık bir bize sonuç vermeyebilir. Ama yine de dinlenme sırasındaki kalp fonksiyon testlerini çalışmalarda kullanmışlar ve bununla ilgili şimdi size literatürden bilgileri vereceğim. Jeong ve arkadaşları pectus excavatum düzeltmesi sonrası bilgisayar tomografide kardiyak basının, yani kompresyonun özellikle sağ ventrikül üzerine olduğunu anlamlı bir şekilde göstermişler. Sağ ventrikül baskı altında kalıyor. 2006 yılında Colin ve arkadaşları en geniş pediatrik seriyi yayınlıyorlar. 123 hasta ameliyat öncesi ve sonrası dinlenme eko sonuçları. Nus ameliyatı sonrası 117 pectus hastasının kalp basısı ortadan kalkmış. Mitral valve prolapsusu ve yetmezliği gibi kapakçık anormalliklerinde neredeyse tüm hastalarda ortadan kalkmış. Bu anatomik değişiklikler ve kardiyak kompresyonun ortadan kalkmasıyla sağ kalp dolumu ve işlevin iyileştiğini belirtmişler. 2016 yılında Topper ve arkadaşları da kardiyovasküler manyetik rezonans görüntülemesini kullanmışlar ve bu etkiyi, yani sağ kalp üzerindeki baskının ortadan kalktığını ve işlevin daha da sağ kalbin daha iyi dolduğunu gösterebilmişler. Bu yüzden de kardiyovasküler manyetik rezonans görüntüleme sağ kalp ve işlevini, sağ ventrikül fonksiyonu değerlendirmede altın standart olarak belirtmiş bu grup. Çalışmada titanyum bağı yerleştirilen, çünkü MR çekiliyor, 38 pectus excavatum hastası, ortalama yaşları 21 kullanılmış. Ameliyat öncesi manyetik rezonans ile karşılaştırıldığında düzeltmeden 2 hafta sonra yapılan manyetik rezonansta sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun arttığı ve bu artışın bir yıl boyunca sabit kaldığını göstermişti. Bu çalışmada MIRPE'nin sağ ventrikül üzerine olan baskıyı kaldırdığı ve bazı hastalarda dinlenme sırasında sağ ventrikül fonksiyonlarını düzelttiği gösterilmiş. Sol ventriküle geldiğimizde, sol ventrikülde birkaç tane burada hani teknik terimden bahsediyor literatür. Ben de biraz onlardan bahsedeceğim. Kalp fonksiyonunu ölçmek için kalp devresi kullanılmakta. İşte kalp out, kardiyak output, kalp hızıyla vuruş hacminin çarpımıyla belirleniyor. Ve pediatrik hastalarda özellikle kalp fonksiyonunu değerlendirmek için kardiyak indeks daha iyi bilgi veriyor. Burada vücut yüzey alanına bölüyoruz en sonunda kardiyak kalp devresini. 2013 yılında
O keyif bir arkadaş 67 hastalık çalışmasında mirpe öncesi ve bar çekilmesi sonrası dinlenme kardiyak indeksinin anlamlı bir fark bulamamışlar. Neredeyse yakın birbirlerine. Topur ve arkadaşları da vuruş hacminde yine anlamlı bir fark bulmamışlar. Bunun nedeni sağ ventrikle karşılaştırıldığında sol ventrikül daha posteriorde kalıyor, daha arkada kalıyor ve daha kalın bir musküler yapıda. O yüzden pectus, sternum sol ventrikülün üzerine değil, sağ ventrikülün üzerine bastığını biliyoruz. Bu yüzden de sol ventrikül sternum bas etkisine etkilenmiyor. Bu yüzden de kardiyak output gibi, ejeksiyon fraksiyonu gibi sol ventrikülün ölçülmesinde kullanılan, sol ventrikülün fonksiyonunu göstermede kullanılan verilerde herhangi bir düzelme görülmemiş. Kardiyak pulmoner egzersiz testi. Normalde bir hasta egzersiz toleransını ölçmek zor ama kardiyak pulmoner egzersiz testi yaparsak fonksiyon egzersiz kapasitesi bir hastanın ölçebiliyoruz. Bu da en güvenilir metotlardan biri olarak kabul edilmekte. Kardiyak pulmoner egzersiz sırasında en yüksek oksijen alımı ölçülmekte. Yani VO2 max'i ölçüyoruz aslında biz. Bu bir hasta tarafından oksijenin maksimum derece dışarıdan havadan alınması, kanda taşınması ve periferik dokulara kullanılmasını tarif ediyor. Egzersiz testi kardiyak, pulmoner, kas iskelet sistemi, hematopoietik ve nöropsikolojik sistemler arasındaki etkileşimin bütünleştirici bir değerlendirmesine izin veriyor. Bunun dışında VO2 max'ı etkileyen bazı diğer değişkenler de var. Bunlar hastanın kondisyonu, yağsız vücut kütlesi, diyet, dinlenme durumu, mitokondriyal verimlilik, motivasyon ve ergometrik test yöntemleri. Hangi testi kullandığınız. Yine egzersiz sırasında kalp fonksiyonu, pectus excavatum'un kalp fizyosu üzerine etkili incelemede kullanılmış. Gerçek tepe hacim hacmi. Gerçek tepe atım hacmi, buna işte peak stroke volume İngilizcesi, tepe atım indeksi, peak stroke index ve tepe kalp ritim ölçme indeksi, peak cardiac index ölçümleri kullanılan diğer parametreler. VO2 max'a başlarsak, bunun üzerine 3 çalışma yapılmış ve uzun dönemli bunlar çalışmalar. Pectus excavatum onarım öncesi ve nusbarın çekilmesi sonrası VO2 max değerlendirilmiş hastalarda. Hasta sayıları fena değil. Castellin 59 hasta, O'Keefe 67 hasta, Margaret 44 hasta, 26 kontrol grubu yine. Castellin çalışmasında VO2 max'ta istisna olan değişim görmemiş. Bir miktar artmış ama anlamlı değil. O'Keefe'de yine VO2 max'ta iyileşme gösterilmiş ama yine istatistik olarak anlamlı seviyeye ulaşamamış. Yine Margaret'in çalışması önemli çünkü yine yaş eşleştirilmiş kontrol grupla karşılaştırdım çünkü çalışmayı. Ameliyat öncesi pectus hastaların VO2 max değerleri kontrol hastalarına göre daha düşük. Yaşla eşleştirilmiş kontrol hastalara göre daha düşük. Bu önemli bilgi. Bar çekilmesi sonrasında ise pectus hastalarının VO2 max'ında kontrol hastalarıyla karşılaştığında bir fark yok. Yani pectus ameliyatı yapmışız, işe yaramış. Yaş eşleştirilmiş aynı hastalarla karşılaştırıldığında sanki göğüs duvarı hiç deformitesi yokmuş gibi bir VO2 max sonucuna ulaşılmış. Pectus hastaları ameliyat sonrası, mirpe sonrası VO2 max'ta artış göstermiş. Tepe vuruş hacmi ve tepe kalp indeksine baktığımızda O'Keefe Margaret çalışmalarında mirpe öncesi ve sonrası tepe vuruş hacminin değerlendirmişler. İki çalışmada da tepe vuruş hacminde anlam derecede iyileşme görülmüş. Margaret yine kontrol çalışmasının grubunda ise pectus hastalarında ameliyat öncesi anlamlı derecede düşükken indeks, mirpe'den 3 yıl sonra ve nusbarış girdikten sonraki değerler kontrol hastalarında aynı bulunmuş. Sağ ventrikül üzerine olan bası nedeniyle ventriküler arası septumun sola doğru yer değiştirmesi nedeniyle diastol sırasında sol ventrikül dolumu da azalıyor. Evet, sternum sol ventrikül üzerine baskı yapmıyor ama sağ ventrikül üzerine baskı yapıyor ama bu sefer de sağ ventrikül üzerine baskı yapınca tabii kalbe dolan kan bu sefer ventriküler arasındaki septumu sola doğru ittirdiği için de diastol sırasında sol ventrikül dolumu azalıyor. Özellikle bu egzersiz sırasında yani hızlı solup alıp verme sırasında sağ ventrikül üzerine olan bası
pectus excavatum hasarı daha belirgin. Bu iki fizyolojik durum nirpe sonrası, ameliyat sonrası, egzersiz sırasında kalp atım hacimine dinlenme esnasına göre niye daha çok düzelme olduğunu açıklayabilir böylece. Pediatrik hasta grubu ile ilgili yapılan çalışmalar bu kadar bu literatürde belirtilen. Erişkin hastalara gelince de 2-3 slide'da onları özetlemeye çalışacağım. Bir grup pectus excavatum hastası ileri yetişkinlik yıllarına kadar bu işte bu adult yaş grubu artık kardiyopulmoner semptomlar yaşamayabiliyorlar veya semptomların yaşlanma ile progresyonu fark etmeyebiliyorlar. Bu durum defektin derinleşmesinden daha çok ön göğüs duvarının sertliğinin artmasına bağlı. Erişkin yaştaki pektusun onarımı daha zorlu bir süreç, daha çok ağrılı bir süreç. Cerrahi düzeltme sonrası semptomlar subjektif düzelme olsa da ameliyat sonrası kardiyopulmoner yararı gösteren çok az çalışma var. Yine hastalar ben daha iyi efor kapasitem var diyorlar ama bunu göstermek için az çalışma yapılmış. Pediatrik hasta grubuyla karşılaştığında ise kardiyak pulmoner düzelme daha az bile olabiliyor. Çünkü yıllarca artık kalp ve akciğer bu bası altında. Yine dinlenme sonunun fonksiyon testi yapılmış ama sadece bir çalışmada. Acosta ve arkadaşları onarımdan 6 ay sonra forsa vital kapasite F1'de anlamlı düzelme gösterememişler. Ama kendileri de belirtmişler. Bunu daha uzun süreli sonuçlarını göstermemiz lazım. Hatta bar çektikten sonra da bu sonuçları göstermemiz lazım demişler. Ama öyle bir bilgi yok literatür. Dinlenme kalp fonksiyon testi yaptıklarında sağ ve sol ventrikül yine testleri yapıldığında 168 hastalık bir grupta modifiye mirpe ameliyatı, modifiye mirpeden kastettiği şeyi belirtmemiş. Modifiye mirpe ameliyatının öncesi ve sonrasında yapılan transesofajiyel ekokardiyogramda cerrahi sonrası hastaların sağ kalp boşluklarının boyutunda anlamlı derecede büyüme görülmüş. Çünkü sağ kalp üzerine bası kalktığı için buradaki sağ kalpte daha kolay dolduğunu ve boyutunun daha büyüdüğünü göstermişler. 42 hastanın sağ ventrikül atım hacminde ise %34 artış tespit edilmiş. 30 yaş ve üzeri 101 hastalık grupta ise sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda anlamlı artış görülmüş. 2010 yılında Kruger ve arkadaşları açık ameliyat uygulanan 17 hastanın ameliyat sırasında yapılan transesofajiyel kardiyogramda diastol sonu sağ ventrikül boyutunda ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda anlamlı derecede artış tespit etmişler. Ama hasta sayısı sadece 17. Erişkinlerde standart transtorosik ekokardiyogram kullanılarak sağ ve sol ventrikül parametrelerini değerlendirdiği 2 adet çalışma var. Yani normal eko yapıyoruz. 2 adet çalışma var bu konuda. Nevierev arkadaşlar 70 hastada ameliyat öncesi ve modifiye Ravitch ameliyatından 6 ile 12 ay sonrası değerleri karşılaştırmışlar. Mirpe değil bu Ravitch. Ameliyat sonrası sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda artış tespit etmişler. Gürkan ve arkadaşları Türkiye'den bir çalışma 16 hastalık seride sağ ventrikül diastol sonu boyutta %47'lik bir artış tespit etmiş. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda ise anlamlı değişiklik görülmemiş. Ama hasta sayıları çok sınırlı gördüğünüz gibi. Az hastalar. Kardiyopulmoner egzersiz testine geldiğimizde de erişkinlerde pectus onarımının kardiyopulmoner egzersiz testi değerlemesi yönelik 3 çalışma yapılmış. Sadece biri mirpe sonrası. 2011 yılında Neviere ve arkadaşları açık modifiye Ravitch prosedürü uygulamışlar. 70 erişkin hastanın ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmesini yapmışlar. Pectus hastalarında tepe yani en şey peak tepe VO2 max'ı ameliyat öncesi düşükken ameliyat sonrasında yükseldiği görülmüş. Ameliyat sonrasında daha yüksek egzersiz toleranslarının olduğu tespit edilmiş. Bütün bu teknik terimlerden sonra sonuca geldiğimizde biz neyi başardık aslında? Hastaların bize subjektif bir şekilde ben daha iyi hissediyorum, artık daha kolay merdivenlere çıkıyorum veya daha kolay yüzüyorum, daha uzun süreler
efor kapasitemi arttığını hissediyorum dedikleri subjektif çalışmanın biz objektif değerlerini bu literatürde bulabiliyor muyuz, bulamıyor muyuz? Bunu karşılaştırdık, bunu değerlendirmeye çalıştık. Aslında kısmen bulabiliyoruz. Ama bu literatürde de belirtildiği gibi 2018 yılının literatürü nispeten yeni bir literatür. Hasta sayıları çok kısıtlı. Çünkü bize gelen hastaları tekrar konuşmanın başında söylediğim gibi biz daha çok kozmetik olarak düzeltiyoruz. Gelen hastaların sadece %4'ü ile %5'i bize semptomla geliyor. Sağ ventrikül kompresyonun rahatlamasına bağlı olarak artan atım hacmi ve gelişen solunum mekaniğini gösteren çalışmanın önerdiği gibi faydalar muhtemelen çok faktörlü. Bu faktörlerden biri de benim söylediğim gibi bu solunum mekaniğinin, göğüs mekaniğinin düzelmesi. Aynı yaş grubuyla, o yüzden mağar garbin çalışmaları çok önemli. Burada bir çalışma yapılacaksa pektus hastaları kendi içinde değil, öncesi sonrası gibi, pektus hastalarla aynı yaş grubunda pektusu olmayan çocukları karşılaştırmak lazım aslında. Bu işte objektif olarak değerlendirmek için olması gereken şey. Kardiyopulmoner egzersiz testi en değerli test olarak karşımıza çıkıyor. VO2 max yani. Egzersiz kapasitesini değerlendirmek için en iyi nanolizm metodu olduğu ortaya çıkıyor bu çalışmaya göre. Daha objektif verilere ulaşmak için de gelecekteki yapılacak çalışmalarda kardiyopulmoner egzersiz testin odak test olarak seçilmeli. Bu çalışmalar kesinlikle ve kesinlikle kontrol grupları eklenmelidir, dahil edilmelidir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu çalışmanın kısa, yaklaşık 20-25 saatlik özeti bu şekilde. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Tunç, eline sağlık. Güzel bir derleme olmuş. Şeyde bu Swick Kongresi'nde şeyde Güney Afrika'da Marcello Dangereski kardiyak MR'la yaptıkları işte düzeltmeleri, bir kısmı ameliyat sırasında düzeltmeyi transözofagiyal ekokardiyografi ile göstermiş. Kardiyak MR'la da öncesini ve sonrasını. Esra da oradaydı aslında şeyde Güney Afrika'da. Onun çok güzel şeyleri, sonuçları vardı. Aslında kardiyak MR çok daha objektif, somut bize şeyleri verdi. Yani sonuçları verdi. Şimdiye kadar subjektif olarak değerlendiriyorduk. Daha objektif değerlendirmeyi sağladı. Soru veya katkısı olan arkadaşlar varsa chatte nasıl onlar soru alacağız? Esra, bir şey katkıda bulmak istiyor musun? Hocam, o çalışmayı benim de çok ilgimi çekmişti. Onu söyleyecektim. 20 hasta üzerinde yapmışlar. 20 hastanın öncesinde kardiyak MR'ını ve sonrasında kardiyak MR'ını yapmışlar. Aslında hem dinamik olması ve şeylerden de bar artefaktından da etkilenmemesi sebebi. Çünkü ekoda bar takıldıktan sonraki değerlendirmeler ekokardiyografik subjektif olduğunu üzerine vurgulamışlardı. Özellikle sağ kalp fonksiyonlarının ciddi oranda arttığını çok güzel videolarla göstermişlerdi. Ben de çok etkilenmiştim o çalışmadan, onu söyleyecektim hocam. Evet, ben bir şey söyleyeyim. O Marcello'nun MR'larını aldım ben. Daha önce hastalara anlatıyordum. Hani böyle oluyor, şöyle oluyor. O MR'ları şimdi o beşer saniye kestim. Hastaya gösteriyorum. Evet diyorlar. Yani anladık şeyi. O açılmayı, kalbin baskısının kalktığını. Gerçekten çok güzel çalışmalardı Esra. Doğru söylüyorsun. Çok katkısı oldu benim de şey algımda. Başka katkı veya soru sormak isteyenler söz alabilirler. Ben bir şey daha ekleyeyim hocam. Pardon. Şeyde flyer'da resmini koyduğumuz toraks BT görüntüsü. Mesela 3.6 milimetre göğüs, işte sternum ile vertebra arası. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 63 milimetreye kadar, 6 santime kadar genişletmiştik göğüs kafesini. Kızın bize gelme semptomu direkt taşikardi. Yani tamam, göğüs duvarı defektiyle geliyor, bozulmasıyla geliyor ama ben hareket ettiğimde, merdiven çıktığımda çok fazla taşikardim oluyor. Yani kontrol edemeyeceğim şekilde. Hatta belok başlamışlar.
kıza o kadar efor, ufak bir efor sarf etmesiyle hızlı bir anda taşikardisi başlıyor. Yaklaşık 75 mg gibi bir belok kullanıyordu. Yüksek doz belok kullanıyordu. Biz ameliyattan sonra beloğu direkt kestik. Hiçbir şeye ihtiyacı kalmadı kız. Yani böyle bir olumlu etkisini direkt görmüştük ameliyattan sonra. Evet. Başka söz almak isteyen vardı herhalde. Hocam ben şeyi sormak istiyordum ama bizim çok fazla deneyimimiz yok. Belki de yapılmış da olabilir daha önceden. Bu pektus hastalarında ameliyat esnasında ilk düzelme esnasında işte hava yolu basınçlarında bir herhangi bir değişiklik vesaire oluyor mu? Yani hani biz bunların gerçek kendi fonksiyonlarını yapıyoruz, F1'lerine bakıyoruz ama ameliyat esnasında işte tidal volümlerinde ya da atıyorum 400 verdiğindeki basınç düzeltildikten sonra gene 400 verdiğinde aynı mı kalıyor ya da değişikliğe uğruyor mu? Hani ya da böyle bir çalışma yapılabilir mi? Tunç, rastladın mı öyle bir şeye? Yani bu literatürde öyle bir şeyden bahsetmiyor. Biz de öyle bir şey hiç ölçmedik. Bilmiyorum. Bizim Pınar'ın yaptığı bir çalışma vardı Marmara'da. Sonra onu yayınladı Kore dergisinde. Solunum fonksiyonlarında çok anlamlı bir şey bulamamıştık biz. Yani ameliyat öncesi bütün rutin yaptırıyorduk. Sonra hastalarda ameliyat sonrası da davet ederek yaptırdık. Aralarında hani senin bahsettiğin gibi böyle anlamlı bir iyileşme çıkmadı. Yorumda da hani barlar var, hani rahat nefes alamıyor gibi bir yorum yapmıştık o zaman. Bir de şeyi ben hani bir deneyim olarak söyleyeceğim. Şimdi ben burada tabii muayenehanede daha fazla vakit ayırıyorsunuz hastalara, daha çok izah ediyorsunuz. Ben bu MR'ları gösterdikten sonra ve hastaya bir çizimle kapasitenin azaldığını, bu hastaların erken yorulabildiğini, bir de çünkü Marcello'nun soluk alıp verirken çekilmiş bir dinamik MR'ı var. Kalpteki banana shape diyor, böyle muz gibi oluyor kalp her inspirasyonda. O da çok güzel bir video. Onu gösterdikten sonra annenin ve çocuğun hep %90'ında oluyor bu tepki. Hocam bizim çocuk diyor biraz koşsa yoruluyor. Oyunu erken terk ediyor. Yani çoğu hasta bunu ifade ediyor. Şimdiye kadar hiç söylememişler birbirlerine. Evet diyor erken yoruluyor. Hatta bir tane su top oynayan bir çocuk vardı. Bayağı profesyonel değil ama okul takımına girmişti. Çocuk diyor ki hücuma geçtiğimiz zaman göğsüm ağrıyor, nefesim daralıyor diyordu. Sebebi buymuş. Derin bir pektüs vardı çünkü. Ya böyle bu benim hani muayeneden sonra da rastladığım bir anekdot. Evet, katkıda bulunmak isteyen, soru sormak isteyen arkadaşlarımızdan. Ben söz alabilirim izninizle. Tabii Hasan. Şimdi çok güzel noktalara değindi. Zaten beklediğimiz sonuçlar F1 değerlerinde anlamlı bir faydası var. Ama FVC'de çok fazla bir değişiklik yapmıyor. Buradan diyebiliriz ki hani ben hep hastalara aynı cümleyi söylüyorum. O çukurluğun içine ölçülü kapla su doldur diyorum annesine. Kaç mililitre su alıyorsa o kadar kalpten ve akciğerden çalıyor. Biz bu hacmi hastaya bir kere kazandırmış oluyoruz. F1'de doğal olarak artış bekliyoruz. Aslında Aykut'un da sorusuna bir yanıt olabilir mi bilemedim. Hatta son girdiğimiz vakada göğüs duvarı yükselmesine bağlı içerideki pnömotoraksı dışarı çıkarmamız çok uzun vakit almıştı hatırlarsanız. Orada bir hacim açılmıştı. Atelektaziler giderilmişti. Ona bağlamıştık. Şimdi aslında F1'de artış bekliyoruz ama FVC'de artış olmadığı zaman bir restriksiyon yaptığını düşündürüyor. Zaten mantalitesi de orada bir negatif olarak da bir restriksiyon yapıyor göğüs duvarında. Burada benim değineceğim nokta ameliyatsız tedaviler aslında. Vakum tedavisiyle erken yaşta hem esneklik kazandırıyoruz hem de F1'i yükseltiyoruz. Vakum tedavisiyle aslında çocuğa kazandırdığımız çok büyük bir fayda var. Hem buradaki handikapı gidermiş oluyoruz, restriksiyon handikapını, hem de F1'i arttırmış oluyoruz erken yaştan itibaren. İkinci bir nokta,
Sağ kalp basısı hep üstünde durduk. Sol kalpten ziyade sağ kalbe daha etkili olduğu belirtiliyor. Bu sağ kalp basısı aslında değerlendirilmeyen parametrelerden birisi de uyku kalitesi bence. Bu çocukların çoğunda uyku kalitesinin düşüklüğünü saptadık. Yani ben kendi hasta serilerimdeki annelerden özel olarak bunu soruyorum ben. Uyku kaliteleri düşük. Ömür boyu uyku kalitesi düşük bir şekilde uyuyan insanlarda adrenalin deşarjı olacaktır. Demin bir Belok tedavisinden bahsetti Tunç Hoca. Belok kullanmak durumunda kalıyor mesela. Bu adrenalin deşarjını da toparladığını düşünüyorum bu koreksiyonun. Ve böylece hastalarda uzun vadedeki kalp problemlerinin de önüne geçebileceğini düşünüyorum. Böyle bir faydası olacağını düşünüyorum. Ama en önemli zaten bunun göstergesi VO2 max. Aslında hepimiz göğüs cerrahisi pratiğinde hastalara 5 kat merdiven testi, 3 kat merdiven testiyle bu VO2 max'ı aslında bir şekilde yapıyoruz pratikte. Hastanın eforu artıyorsa gerçekten iyi yoldadır. Spor hekimleri işte futbolcuları değerlendirirken de VO2 max'ı en çok göz önüne alıyor. Tunç Hoca'nın dediği gibi en değerli kriter VO2 max olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Hasan. Ben de bir şey söyleyebilir miyim hocam? Lütfen buyurun. Şimdi aslında aynı bu anlattığı sebeplerle hocam hatırlarsınız biz bir çalışma başlatmıştık Baranlarla ve Yüksel hocalarla. Evet. Aslında tam olarak varmak istediğimiz şey Hasan'ın dediğiydi ama biz 10 hastada yaptığımız prototip değerlendirmede herhangi bir farklılık bulamadık. Bulamadık evet. Bir tane literatür var aslında çok eski hatta görünce paylaşmıştım sizinle de 1980'lerde. Orada da pectus excavatum'un bir sebebinin aslında çocuklardaki burun tıkanıkları o plastiler olabileceği, konka büyüklükleri olabileceği buna bağlı çocuklar uykularında devamlı nefessiz kaldıkları için derin iç çekişlere bağlı küçüklükten itibaren işte excavatum'un etiyolojilerinden biri olabilir diye yazmışlar ama tabii bu çok eski bir literatür. Ama maalesef biz bulamamıştık. Belki hani hasta seçimini biraz daha farklı yapabilirdik. Ben bir de bir sorum olacaktı. Tunç abi belki kaçırmış olabilirim ama ya da bir de merakımdan da soruyorum. Hiç karinatumla ilgili bir şeyden bahsetmiş miydi? Zaten hani evet ekskavatumda iyileşme zaten beklediğimiz bir şey var. Karinatumda acaba biz elimizle fahim fonksiyon olarak vital dereceleri yani o solunum fonksiyon testindeki düşükler hem de belki kalbe de baskı yapıyor muyuzdur diye ben açıkçası biraz çekiniyorum. Öyle bir şeyle karşılaştınız mı bu makalede ya da başka bakarken? De Mustafa Hocam tabii ki size sorayım. Evet, Tunç, bu konuda. Literatür böyle bir şey söylememiş. Yani bu daha çok pek eskavatumlar üzerine bir olan literatür. Karinatumda acaba hani bastığımız için restriksiyon yapıyor muyuz veya kalp üzerine bası yapıyor muyuz? Bu güzel bir soru. Yani bununla ilgili literatür bakmadım ben hiç. Bu literatür bahsettiğimiz derleme tamamen eskavatumlar üzerine kurulu bir literatür. Yani burada tabii yine şeye bakmak lazım. Bar çıktıktan sonraki sonuçlara bakmak lazım. Çünkü bar varken içeride tabii F1 niye düşecek? Çünkü vücut kasılacak yani o force ekspiratörü birini saniyeyi çıkartamayacak. Yine düşük olacak bar içerideyken. Özellikle o yüzden bu ekskavatumlu hastaların çalışmalarında bar çıktıktan 6 ay sonraki sonuçları yayınlamış bir grup. O zaman normal gibi kabul etmişler göğüs kafesini. O karinatum hastalarda belki yine barı çektikten 6 ay sonraki sonuçlara bakmak lazım. Öncesiyle sonrası tabii. Evet. Karinatumla ilgili yani benim hatırladığım şöyle bir ya toplantılardan birinde söylenmişti. Bu karinatum hastalarında bu barrel chest'te olduğu gibi göğüs kafesinde akciğer hacmi artıyor. Bu da bir amfizem benzeri bir tablo oluşturuyor. Bu hastalarda da böyle hani ileri dönemde buna benzer
bunun getirdiği semptomlar oluşabilir gibi. Ama tamamen hipotez, yani ispat etmiş bir şey yoktu. Öyle bir konuşma olmuştu. Bir de ben hani bu tabii refleks olarak düşünmüştüm. Hastalara ortez takarken, çünkü o normal düzeltene kadar iki taraftan sıkıyoruz. Hasta da gayet güzel oldu. Tabii önce elimizde düzelttikten sonra ortezi yerleştiriyoruz. Genellikle 4-5 hastadan bir tanesinde bir hipotansif bir şey oluşuyor. Hastada bir tansiyon düşüklüğü oluyor. Hemen sedyeye yatırıyoruz. Muayene masasına şeyini açıyoruz. Böyle soğuk terliyor, sonra düzeliyor. Bu tabii ben daha çok bunu hani baskıya bağlı, göğüs kafesi içinde, kalp de bir parça bundan muhakkak etkileniyor. Yani bu tamamen neden oluyor, hangi sebeple oluyor bilmiyorum. Hani açıklayıcı bir fizyolojik şey vardır, nedeni vardır, ama hani 4-5 hastanın bir tanesinde böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Başka bununla ilgili katkı veya Hocam evet. izniniz olursa bu şeyle ben de çok karşılaşıyorum. Genellikle düzeltme basıncı yüksek olan çocuklarda oluyor. Şimdi diğerlerinde kalp basıya maruz kalmıyor da düzeltme basıncı göğüs duvarı sertleşmiş olanlarda mı kalıyor? Ben de bunu düşünmüştüm. Pek mantıklı gelmemişti bana. Bunun vazovagal olabileceğini düşünüyorum hocam. Ağrıya bağlı. Vazovagal çünkü sertlikle alakalı bu. Şey değil. Hani esnek bir çocukta da aynı miktar bastırdığımız zaman olmuyor açıkçası. Ben öyle düşünüyorum hocam. Evet, haklı olabilirsin. Ben de yani, ama açıklaman doğru. Evet, katkı. Murat hoş geldin. Murat da aramızda. bu konuda katkısı Hocam kusura var. bakmayın, çok özür diliyorum. Bir dolayısıyla geciktim, gelir gelmez açtım ama ne yazık ki çoğunu kaçırmış bulunuyorum. Sizin görmek bile yeterli. Herkese merhabalar. Anladığım kadarıyla ortezlerde geldiğimden beri ani ilk uygulamada bazen tansiyon hipotansif olaylar ben de gördüm. Ama hocam daha az gördüm. Yani sizin 4-5 hasta dediğinizden daha az sayılarda gördüm. Bunun nedeni konusunda da sanki Hasan'ın dediği gibi biraz daha yüksek bir basınç uyguladığımızda oluyor da daha düşük basınç uyguladığımızda olmuyor gibi geldi. Yani biraz daha rigid olanlarda veyahut da göğsü çok esnek olup da bir an önce iyileşince tam normal değerine kadar iyice ayarladıklarımızda oluyormuş gibi göründü bana. Hani ona yönelik de tabii uygulamayı yaparken fark ediyoruz. Hani özel bir şey bu olmasın diye yapılabilecek bir şey de yok gibi. Zaten hani bir sakıncası da olmuyor. Hemen biraz gevşetip yatırınca düzeliyorlar. O bence ona bağlı olarak gelişen bir durum. Onun dışında yani ortezlerle ilgili tam literatürü sonuna kadar dinleyemedim. Zaten sonunda geldiğim için. Kusura bakmayın, tekrar çok özür diliyorum herkesten. Katkı veya süremiz bir saati doldurmak üzereyiz. Yani daha uzun da yapabiliriz aslında ama kabul edilebilir bir süre. Herkes akşamını ayırdı. Son cümle olarak birkaç kişi söz alabilir. Katkıda bulunmak isteyen veya soru sormak isteyen arkadaşlardan. Evet, Tunç sen son olarak bir şey söylemek ister misin? Sonra ben kapatayım şeyi. Olur. Sizin anlattığınız şeye bir şöyle bir yorumda bulunabilirim hocam. Yıllardır kainatum olan hastaya biz gelip bir anda göğüs kafesinin üstüne basınca dediğiniz gibi orada bir vagal senkop olabilir. Nasıl tuhaf tüpü takarken plevrayı yırtınca bir vazovagal senkop oluyor. Biz de aynı şekilde yıllardır öyle kainatum olan bir hastaya bir anda göğüs kafesine işte yumruk olsun, cihaz olsun, ortez olsun bir anda öyle baskı yapınca çocuklarda bir anda o şekilde vazovagal bir senkop gelişebilir. Ben ona yorumluyorum. Çünkü yıllar olan şeyi biz bir an düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden yavaş yavaş hani vakumda Evet. uyguladığımız yöntem gibi ortezi yavaş yavaş kullanmamız lazım. Bunun dışında hani bu çalışmalar tabii hani
olan şeyi, bildiğimiz şeyi aslında gösteriyor. Hani sağ kalp üzerine olan baskıyı kaldırdığımızı hepimiz biliyoruz. Çünkü sternum nasıl ameliyatlarda görüyoruz. Ekskavatumun nasıl kalp üzerine baskı yaptığını, hatta içeriye gaz verdiğimizde kalp nasıl kendini diğer tarafa bir anda attığını, sol tarafa doğru geçtiğini, rahatladığını görüyoruz o bölgenin. Kaldırdığımızda da kalp tekrar orta hatta çok güzel geliyor. Aşırı o yine dediğim gibi flyer'da gösterdiğimiz kızın ameliyat sonraki daha birinci günde ağrım var ama aşırı nefesim rahat, kalbim çok rahat. Bu işe yaradığını hissettim dediği gelip bana söyledi direkt odada. Ağrım var ama dedi onu hiç dert etmiyorum dedi kız. Evet. Direkt olarak subjektif bir düzelmeden bahsediyor. Hatta biz onun objektifini de gösterdik tabii. Yani öncesi sonrası ekolarını da yaptık kızın. Orada basıyı gördük. İşte ejeksiyon fraksiyonu ne kadar düzelme olduğunu gösterdik onları. Yani bu tip çalışmalar arttırılabilir. Bu işte hani merkezler birleşerek hasta datası toplanarak ama işte hani yine literatürde belirttiği gibi pek tuşlularla değil de pek tuşluları normal popülasyonla karşılaştırıp yaptığımız işin normale ne kadar getirdiğini pek tuşlu hastalarımızı ortaya koymak en önemlisi bence. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler Tunç. Haklısın. Aslında biz şimdi daha fazla dataya sahibiz. Kardiyak bası oldukça belirgin. Sağ ventriküle ve sağ atriyuma. Bu ekoda çok belirli olmuyor ama kardiyak MR'larda, dinamik MR'larda biz bunu somut olarak görebiliyoruz. Transözofageal ekokardiyografi ile de bu düzeltme sonrası oradaki basının kalktığında belirtmiş oluyoruz. Şimdi elimiz daha güçlü yani. %5 semptomatik gibi görünse de ben o oranın %20'lerde, %25'lerde hatta %30'larda olduğunu düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, bu güzel toplantının sonuna geldik. Ben tekrar Hava Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Böyle bizi bir araya getirdi. Çünkü... Hocam ben de bir şey ekleyebilir miyim bu konuda acaba? Tabii. Kapatmadan. Tabii. Ekskavatumla ilgili bir çalışma yapmayı planladık. Çünkü şöyle bir olay yaşamıştım. Belki paylaşmışımdır sizinle de. Yani sıklıkla operasyon esnasında T probunu kullanıyorum. Şeyden geçerken, sternum altından geçerken. Özellikle ileri pektuslu hastalarda. Yani hafif ve ortada kullanmıyorum ama ileri pektuslarda hepsinde kullanmaya çalışıyorum. Bazen gelip T probunu koyan arkadaş anında ne kadar basıyor bak sağ ventriküle diye bana söylüyorlar. Ben de işte bir tanesine şey dedim ama biliyor musun bunun transtorasik ekosunda bası yok dedim. O da dedi ki kim yapmış dedi. Raporda senin ismin vardı dedim. Raporu yapan kişi yazan transtorasik ekoyu yapan kişiydi şeyi yapan. Aynı şey. T'yi yapan. Dedim ki yani bunun o eko penceresi transtorasikte net görünmüyor. Ben bunu ısrarla söylüyorum ama yukarıya özellikle bizim pediatrik kardiyolojiye gönderdiğimiz hastaların büyük bir çoğunluğunda sende bası yok diye ellerine belge veriliyor. Onunla da hastalar bir rahat geliyorlar. Kimisi de ona dayanarak bazen olması gereken tedaviden hani korktukları için özellikle cerrahiden çekiniyorlar. Bu konuda ben bir çalışma yapmayı da planladım ama baktım ki literatürde bu konu yapılmış. Ne yazık ki bu konuyu da bitirmişler. Yapmışlar, karşılaştırmışlar. Tabii çocuklarda özofageal ekoyu uyanık prop yapmak zor. Yani uyutmak lazım, rahatlatmak lazım vesaire işlem maliyetleri ama tabii operasyon esnasında bunu yaparak onu yapmışlar prop hemen. Koymuşlar, bakmışlar. Sonra da prop transtorasikten yapıp karşılaştırmışlar ve gerçekten arada fark var. Yani transtorasikte bu net gösterilemiyor. Ben kesinlikle size çok katılıyorum. Yani bunun transtorasikle ölçümü bizi hastaların büyük bir çoğunda yanlış, negatif yani bası olmadığına dair bir sonuca götürüyor. Ben onun yerine BT'ye bakalım diyorum. Evet. Toraks BT'de bası bulgusu var mı? Kalbin konturlarında düzleşme veya içeriye çökme var mı? Ve onlarla özellikle efor anında da
bu hafif olan bazıların daha da arttığını. Çünkü derin inspirasyonda olan anatomik göğsün genişlemesiyle beraber içeriye doğru çökmesinin arttığını ve sağ ventrikülün doluşunun daha da azaldığını düşünüyorum veya öyle olduğunu zannediyorum. Bu da bence transtorasik en azından non-invasif PROP tanıda toraks BT'nin transtorasik EKO'dan daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle haklısın, doğru. İnşallah biz de dinamik MR çalışması ve transversik eko yapabiliriz. Çok az bu konudaki çalışmada Türkiye'den. Başka katkı veya ben kapanışı yapacağım. Saati geçtik çünkü. Bizim bu toplantılarımız her ayın son haftası, dördüncü haftası çarşamba günleri oluyor. Makale saatlerimiz aynı şekilde bir merkezle devam edecek. Ben Hava Hanım, önümüzdeki ay kimin sırası? Ben de listeye bakmaya çalıştım ama bulamadım. Bir sonraki ay mı için hocam? Evet. Bir sonraki ay bende galiba. Ben de herhalde. Murat Hoca da. Evet. Kendi çalışmasını anlatacak. Evet. Seni dinleyeceğiz. Evet. Yine diğer arkadaşlarımızı Aykut Kocaeli'nden, Ömer Konya'dan, Selçuk Samsun'dan, Mithat Bey Fazlaoğlu Ankara zannedersem şehir hastanesi, İsmail Efenaz katılmış, Seçkin Deniz katılmış. Hepinizi tekrar bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi ki varsınız. Bir dahaki ay görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum.